4 yıl. Neredeyse 4 yıldır bu filmin peşinde olan insanları düşününce bunca zaman boyunca ne kadar üzüleceklerini düşünmüştüm ama filme 4 saatimi harcadıktan sonra fikrimi birazcık değiştirmiş olabilirim. İnsanların istediği şeyleri ve filmin verdiklerini düşününce bence cidden mutlu ayrılabilirler yapımdan. Hadi spoilersız olarak neden böyle düşündüğümden bahsedelim. Öncelikle baştan bir şeyi açıklığa kavuşturalım. Bu film 10 üzerinden onluk bir film değil. Tabii ki de Joss Whedon'ın 2017'de çıkan Justice League'inden çok daha iyi ama bu filmin de kendince ne yazık ki sorunları var. Bunlar o kadar büyük şeyler değil zaten ama bazı insanların canını sıkabilecek şeyler. Onun dışında ise hikayesini yavaş yavaş anlatan, detaylara inanılmaz özen gösteren, İsa ikonalarını unutmayan, 4 saatlik süresiyle izlediğiniz şeyin bir film mi yoksa TV dizisi mi olduğunu sorgulatan 70 milyon dolarlık bir HBO Max reklamı var elimizde. Evet son kısımdan fazlasıyla ciddiyim. Warner Bros'un Snyder katı yapmasının ana sebebinin Twitter'da hashtag açmanız olduğunu sanıyorsanız size üzücü bir haberim var. Kapitalizm öyle çalışmıyor. Ama yine de o hashtagleri açtığınız için teşekkürler çünkü Snyder Cut'ın HBO Max için ne kadar iyi bir reklam olacağını Warner'a gösteren de aslında sizlersiniz. O yüzden bir nevi bunda ciddi bir etkiniz olduğu söylenebilir hani üstteki lafıma rağmen. İstekleriniz konusunda o kadar katıydınız ki koca bir şirketin düşünme şeklini değiştirdiniz. O yüzden sizi sonuna kadar alkışlıyorum ve böyle garip bir giriş yaptıktan sonra da filmin kendisine spoilersız bir geçiş yapıyorum. Spoiler isteyenler birkaç gün beklemek zorunda kalabilirler veya duruma göre biraz daha fazla olabilir bilmiyorum. Filmin tabii ki en büyük olayı tamamen çıkarılan sahnelerin dönüşü ve parça pinçik haline getirilen tüm o küçük hikaye detaylarının yeniden toparlanması, suratı bu kadar garip olmayan bir Henry Cavill görebilmek, bunca yılda sızdırılan ve filmden çıkarıldığı söylenen şeyleri tek bir halde izleyebilmek inanılmaz güzel bir duygu ve kendim de açıkçası tabii ki de heyecanlandığımı söyleyebilirim. Zaten heyecanlanmıyorum dersem inanmayın yani heyecanlanan insan ister istemez. Her ne kadar 4 saatlik bir yapım olduğu için ister istemez bazı kısımları aşırı yavaş hissettirse de bu yavaş kısımların bile sıkıcı olmadığını söyleyebilirim. Atlantis ve Amazonlarda genel olarak sıkılmış bir insanım açıkçası ama onların sahneleri benim için en azından kişisel bir şekilde sıkıcı geldi. gereksiz geldiler biraz ama dediğim gibi bunlar biraz da genel olarak benim kişisel görüşlerim. Siz Atlantisleri ve Amazonları görmeyi seviyorsanız mutlu olabilirsiniz çünkü 2017'deki filmde ne kadar az gösterildilerse burada da o kadar fazla ve detaylı bir şekilde gösteriliyorlar o yüzden sizi mutlu edebilir. Onların sahnelerindeki gereksiz ağır çekim ve dramatik hareketler beni biraz bayar gibi oldu ama sonraki kısımlar gayet güzel olunca film kendini affettirebildi. He ama tabii ki bu Atlantis ve Amazon kısımları ne kadar baydıysa Justice League'in kalanını görmekte o kadar mutlu etti onu ekleyeyim. Bu filmde 2017'deki gibi hikayeleri üst üste atılmayı bile becerilememiş, saçma sapan sekanslardan ibaret olmadığından karakterlere çok daha fazla bağlanabiliyorsunuz ve bu doğal olarak onları önemseyebilmenizi sağlıyor. Batman ve Wonder Woman aslında genel olarak aynı hissettirse de ekibin kalan üyeleri genel halleriyle çok daha gelişmişler. Özellikle de Barry ve Victor. Zack Snyder'ın yeni Justice League hakkında istesem saçma sapan gereksiz detaylara odaklanıp filmi istediğim gibi gömebilirim ama gömemeyeceğim bir şey varsa o da Flash ve Cyborg'un bu versiyonda ne kadar kaliteli hale geldiğidir. 2017'deki versiyonda kesinlikle umursamadığım hatta creepy bulduğum Flash'ı hani böyle creepy bulduğum zamanlardan Cyborg'un filmdeki favorim olduğu ve Flash'ın sahnelerini izlerken de inanılmaz heyecanlandığım zamanlara fazlasıyla ilginç bir şekilde geldik. Filmi inceleyen herkesin katılacağına inandığım bir konu bu. Victor ve Barry'nin karakter kalitesindeki artış. Onların sahnelerinin fazlasıyla çıkarıldığı zaten yıllardır konuşulan bir konuydu ve o sahnelerin ne kadar önemli olduğunu size kesinlikle anlatamam. En azından spoilersız kısımda o yüzden şimdilik konuşmuyoruz bu konuyu ama kesinlikle bayağı iyiler, çok iyiler, çok mutlu ediyorlar ve dediğim gibi bu ikilinin benim favorim olduğunu söyleyebilirim filmdeki ki yani zaten 2017'deki versiyonda hiç umursancık bir ikili değillerdi. O yüzden ciddi bir gelişme var. Bunlar dışında da tabii ki yıllardır böyle niye kesildiği tartışılan Ryan Choi ve Deathstroke gibi karakterleri de biraz daha görebilmek güzeldi. Spoilerdan saymıyorum bunları. Malum zaten Reddit'te vesaire değil direkt olarak Twitter ve Instagram gibi yerlerde duyurulup görüntüleri paylaşılan şeyler bunlar. Deathstroke 2017'den beri ortada ve Ryan abi de bildiğim kadarıyla en azından 2019'dan beri konuşuluyor. Sahneleri güzeldi ve eğer bu film DCU'ya gerçekten söyledikleri gibi yön verecekse Onları tabii ki de çok daha fazla görmeyi isterim. Hikaye elementleri bir kenara 4'e 3 ekran oranından baya nefret ediyorum. Onu bir yerde söylemek zorundaydım o yüzden buraya böyle biraz geçiş yapmadan ee, fikrimi atacağım. Bu tamamen kişisel bir görüş. O yüzden çok da böyle üzerinde durmak istemiyorum ama her ne kadar sanatsal bir tercih olsa da direkt olarak hani home video formatında iş yapıyorken günümüzün en çok bulunan formatı olan 16'ya 9'un kullanılmasını tercih ediyorum. Sizin fikrinizi bilmiyorum ve Yorumlarda öğrenmeyi isterim eğer 4'e 3'ü seviyorsanız ne güzel film sizi mutlu eder ama benim gibiyseniz yorumlara yazın sayımızı bilelim belki insanlar 4'e 3 istiyordur belki benim gibi 16'ya 9 istiyorlardır belki 21'e 9 ekranı olan zenginler vardır onlar 21'e 9 istiyordur IMAX formatı bilmiyorum ama öğrenmeyi isterim. Yine de neyi severseniz sevin sevmeyeceğiniz bir yer varsa o da belli yerlerdeki CG sorunları olur. Bunca zamanınız varken niye bunu uğraşmadığınız bilmiyorum ve bu sefer bahanesi de yok bunun. Normalde çok üzerine gitmezdim ama onca sahnenin yani ekstra sahnenin çekilmesinden falan sonra yani bilmiyorum biraz bahsetmeliyim şimdi bir hissettim. Bunca sorundan sonra hani normalde bu kadar hani üzerine düşmezdim tabii ki ama direkt olarak hani böyle üzerine düşünmeden filmi izlerken böyle normal gözlerimle hani herhangi bir şekilde filmi yavaşlatmadan fark edebildiğim durumlar bunlar bazı karelerde görüntünün animasyon kalitesindeki farkı, bazı sahnelerdeki CG karakter animasyonunun gerçeklikten uzaklığı ve bozukluğu falan gibi. Tüm bunlara rağmen Batman ve Wonder Woman'ı falan berbat CG anime ederken Stephen Wolf ve Darkseid ise mükemmel duruyor ilginç bir şekilde ona sevinebiliyoruz Allah'tan. Ve evet Darkseid filmde var. Evet harika. Her ne kadar bazı yerlerle alakalı ciddi sorunlarım olsa da genel olarak güzel ama Eee spoilersız da anlatamam. Çok kötü spoiler olur. O yüzden süreyi çoktan zaten aşmışken en azından aklımdaki süreyi aşmışken spoilersız videoyu da hafiften bitiriyorum. Her şeyi toparlamak gerekirse gayet sevdiğim, izlerken arada yavan bulsam da genel olarak heyecanlı olduğum, sizin de sevebileceğinizi ve bunca zamandır hype'lı olsanız bile aradığınızı bulabileceğinizi düşündüğüm bir film. Dediğim gibi en yakın zamanda çok daha detaylı, uzun ve spoilerlı bir videoda çıkarmaya çalışacağım ama ne zaman olur sözünü veremem malum iş, okul falan filan uğraşıyoruz bir şeylerle. Yine de ne kadar meşgul olsam da her şeye rağmen destekçilerimizin isimlerini ekranda gösterip size önerilerde bulunabilirim. Sizin farklı videolarıma gideceğinizi veya kanala abone olacağınızı umarak hafiften uzaklaşıyorum. Sonraki videoda veya yapabilirsem spoilerlı daha detaylı bir Justice League muhabbetinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.